Şimdi bugün ne oldu? CHP'de malumunuz Ekrem İmamoğlu bugün ilçe adaylarını açıkladı. Protesto da vardı İmamoğlu'na dönük olarak. Çünkü bazı ilçelerde mevcut başkanlar aday gösterilmedi. Bununla ilgili çok aslında değerlendirme var. Biz de konuklarımızın yorumunu merak ediyoruz. Dün itibariyle 4 ille 11 ilçede daha parti meclisi sonrası CHP'de adaylar açıklandı. Peki CHP'deki son durum ne? Niye soruyorum bunu? Ben ömrümü adadım diyerek istifa eden bir isim var malumunuz CHP'den, Sayın Gürsel Tekin. Onun istifa gerekçesini de değerlendireceğiz ama hızla başlayalım. Bence işin solcu uzmanlarıyla solcu uzmanlarıyla başlayalım. Onur Bey'le başlayalım bugün. Ama önce bir arkadaşlarımdan ben rica edeyim. Duyalım nasıl bir protestoydu İmamoğlu'nun ilçe başkan adaylarını açıklarken gerçekleştirdiği bu toplantıda nasıl bir protesto gördük? Görelim. Bak bir şey söyleyeyim. Bir dakika. Anlaşalım. Orada attığınız sloganlarla Şükrü Başkan'ı ayıp ediyorsunuz. Onu söyleyeyim. Ayıp ediyorsunuz. Oturun. Oturun beni dinleyin. Ondan sonra orada tabelalarınızı gene kaldırın. Şimdi oturun beni dinleyin ondan Şükrü Başkan sonra dediği, muhtemelen Sarıyer'deki Şükrü Genç'ten. Sarıyer Belediye Başkanı tekrar aday gösterilmedi. Ya ben Şükrü bir şey söyleyeyim mi? Anlamış değilim. Hani anketlerde hep ilk çıkanları alacaklardı ya. Sarıyer'de aday gösterilen isim Şükrü Genç yerine Mustafa Oktay Aksu. Şimdi orada da Şükrü Başkan'la ilgili bir protesto var. Yani neden aday gösterilmediği konusunda itirazlarını dile getiriyor orada toplantıda bulunanlar. Anlaşalım, oturalım, konuşalım diyor Ekrem İmamoğlu. Sonra ne diyor? Benim şahit olduğum 2009, 2014, 2019, 2024 4 senedir aday adayı ve süreçlerle ilgili en demokratik süreç yönetilmiştir diyor. Yani saydığı bu seçim süreçlerinin en demokratik olduğunu iddia ediyor. Adaylarımız partimize hayırlı olsun. İl başkanım diyor teşekkür ederim diyor sana Ekrem İmamoğlu. Buraya gelip demokratik bir şekilde tepkinizi gösteriyorsanız o da il başkanımın demokratlığındandır. Ona da teşekkür ediyorum. Yarın da öbür günde göstereceksiniz ama 3 gün sonra yaralar sarılır, gönüller hoş edilir, insanlar birbirini anlar, kırılan gönüller tamir edilir ve yola çıkılır diyor. Öyle mi olur Onur Bey, nasıl olur? Genelde bence seçim kuruluna gönderirsiniz. Masum Bey bence bu soruya Masumca cevap versin isteriz. Çünkü ben de zaman kazanmaya ederim. Ben söyleyeyim mi? Zaman kazanmaya çalışıyor. Ben yüzünden anlıyorum. Masum Bey diyor ki, doğru yorum yapın ama lütfen rica ediyorum. Doğru söylemiş diyecek. Doğru yorumun patronu bana değil Onur Bey. Bak nasıl bak. Ha, ilk ben yaparsam bana kızar. Ben hakkımdan feragat ederim. Yine bana kızar. Kızar değil mi? Bakanım kızar. Niye sizi sıkıştırmaya çalışıyorlar sürekli? Seviyorlar. Sevgiden. Seviyorlar. Doğru yorum sevgisi. Doğru yorum sevgisi. Ama şey diyorlar. Siz nasıl istiyorsunuz? Önce mi sonra mı yorumlamak istiyorsunuz? Mete Bey buradayken rahatım. Sıkıştırma az oluyor. Peki. Siz şimdi mi yorumlamak istiyorsunuz? Şöyle herkesi bir duyduktan sonra mı? Onur Bey bir şey söyleyecekse söylesin. Yok hocam ben önce bir şey söyleyecekse. Yoksa sonuna kadar susun. Ben Sayın Bakanım dedim sonra söylüyorum o zaman. Murat Kurum'un atandığı günden beri mukayese edilirken şunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde durumun ne olacağı 25 Şubat'a kadar ortada. 25 Şubat'tan sonra ortaya çıkar. Bir başka şey daha söylüyorum. Daha önce de söyledim. Daha ilk Özgür Özel seçildiğinde. Eğer kendisinden evvel iki kez yapılan hatayı yaparsa CHP'yi tehlikeye sokar. Önce iki hatanın ne olduğunu söyleyeyim. Söyleyin. 1995 yılında rahmetli Deniz Baykal genel başkan seçildikten sonra partide ciddi bir tasfiye oldu. Ve o tasfiyenin etkisi o seçimde %10'u zar zor geçtiler. 1999'da da %10'un altına düştüler. İkinci hatayı da Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu da genel başkan seçildikten sonra onun genel başkan seçilmesine evet diyen Baykal'ın çevresini
ön seçim yapıyorum diyerek tasfiye etti. Ondan sonra bir daha da ön seçim yapmadı. Şimdi üçüncü hatayı şu anda Özgür Özel yapıyor. Ön seçimsiz ilerliyor. Ön seçimsiz değil. Ön seçim yapmadan. İlk defa hata yapıyor. Ön seçim. Yok ben bunu söyledim. Yani sizin önünüzde söyledim. Dedim ki eğer o da tasfiye yaparsa hata. Hayır yaparsa dediniz. İlk defa yaptığını söylüyorsunuz. Işte. Öyle mi? Hata yaptı. İlk defa yaptığını söylüyor. İlk kez mi söyleyeceğim? İlk defa söylüyor. Yok yaptı. Yapıyor. Sayın Bakan ben de yapıyor. Ben bunu ilk defa Ataşehir Başkanlığı değiştirdiği zaman da söyledim. Hmm. Yani onursal adı güzel kötü bir adam değil ama onu başka bir yere verebilirlerdi. İlla Sayın Kılıçdaroğlu desteklemiş ilçe belediye başkanlığı ve oy oranını artırmış belediye başkanlarını değiştirmeleri gerekiyor. Şimdi mesela siz İstanbul özelinde Ekrem İmamoğlu ile ilgili noktayı bir değerlendirirseniz ben genel Özgür Özel'e geliyorum. Dair eleştirilere oraya de bakacağım. Geliyorum. Çünkü Çankaya ile ilgili söylenenler şimdi, var. Şimdi İstanbul dışında başka meseleler de var. Şimdi buraya gelirken yani bugüne kadar gelirken bugünü kastetmiyorum. Hani kalkıp evden geldiğimiz zamanı söylemiyorum. Süreçten söz ediyorsunuz. Buraya kadar gelirken de şunu söylemiştim. Bunu da ben 1989 seçimlerinde ikinci kez büyükşehir seçimi yapılacağı zaman yaşamıştım. Dalan zamanında. Bütün büyükşehir belediye başkanları seçildikten sonra bırakın belediye başkan adaylarını, belediye meclis üyelerinin ilk beşini de belirlemek isterler. Yani sırf belediye meclisi. Peki adaylıkları belli olduktan sonra. Hayır ne? aday iken daha aday yapmaya çalışırlar. Onun için daima genel merkezle belediye başkanları arasında bir ihtilaf çıkar. Ama bu kez bir kurultay sonrası olduğu için Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında İstanbul'da belirleme konusunda bir ihtilaf yok. Yani Ekrem İmamoğlu istediği şimdi adayları... genel merkez arasında bir ihtilaf yok. İhtilaf yok. İstediği ama adayları seçti. Niye seçti söyleyeyim. Bütün adayların, belediye başkanı adayların kesinleşme saati kaç? Bu sabah. Hmm. Yani bu sabah saat 2-3'e doğru. Yani bugüne gece yarısı geçildikten sonra. Şimdi bunlar daha önce belli ki aynı zamanda saat 10-11 sıralarında başlayan lansman programı da programlanmış, hazırlanmış her şey. Demek ki kimlerin seçileceği, nasıl seçileceği belliymiş. Ama bu gördüğümüz protestolar bugün olmadı. Dün gece yarısı başladı. Tabii. Yani Şükrü Genci ve Küçükçekmece'yi zannedersem ya da bir başka şey, avcılar, belediye avcılar, başkanlarının evet, taraftarları CHP il binasında yine aynı protestoları yaptılar ve o protestolar buraya taşındı. Şimdi ikinci protesto başlayacak. Esas büyük dalga da esas büyük gelecek. Dalga geliyor diyorsunuz. Tabii esas büyük dalga nereden geliyor? Belediye meclis üyelerinin belirlenmesinde olacak. Yani o belediye meclis üyelerinin belirlenmesinde hem CHP'de hem AK Parti'de bütün partilerde ihtilafa neden olacak. Çünkü AK Parti'de hani, ihtilafa neden olur mu olmaz. Hoca Yakışıklı? Efendim, olmaz. Efendim, olmaz diyor olur. Hoca Yakışıklı. Belli etmezler. Ama yani, yok, şu olmaz derken özür dilerim. Her partide olur. Ama AK Parti'de mesela 100 birimin 5'ini etkiler. CHP'de 100 birimin 55'ini etkiler. Yani böyle bir şey. Yani yoksa her yerde olur. Açısından değil. Hepsinde huzursuzluk olur. Olur. Ama oran CHP'liler gösterir. CHP'liler gösterir, AK Partililer belki belli etmez. Huzursuzluğun kamuoyuna ne kadar yansıdığı mı önemli diyorsunuz burada? Bütün seçimlerde yansır. Yani yerel seçimlerde seçim kuruluna verilip itiraz süresi bitene kadar bu çekişme olur. İtiraz süresinden sonra biraz evvel söylediği lafa gelinir İmamoğlu'nun. Dedi ya, bir süre sonra siz önce protesto edeceksiniz, daha da edeceksiniz. Sonra artık değişim söz konusu. Yaralar sarılacak. Öyle mi? Olmayacağını anladıkları zaman bu işin elebaşı konumunda olanlar, yani bu işin profesyoneli olanlar, her partide profesyoneller vardır. Bunlara politik maker her deriz. Partide profesyoneller. Her partide vardır bu politik işin profesyonelleri. Neler? Politik maker. Politik maker. Ha, yani bunlar
politika üretenler, yani şey politikası, böyle örgütsel politikaları. Bir şey söyleyeceğim Sayın Bakanım, biz bu seçimden sonra siyasetin bayağı derinliklerine indik milletçe. Gerçekten muhalefette olup bitenleri takip ederken, işte politik makerlar, tabii. Delegeler, ilçe ilçe delegelerin ne yaptığı, delegelerin nasıl yönlendirilebildiği vesaire. Sizinle yaptığımız bu bir yıllık sürelik programlarda hep ne söylüyordum hatırlayın, hatta son Cumhurbaşkanı seçimi tamamlanır tamamlanmaz, eğer bu konuda Kılıçdaroğlu kaybederse partide bölünme olur ve CHP intihara gider demiştim, hatırlayın. İntihara mı sürükleniyor? İntihara doğru gidiyor. Neden intihara gidiyor? Şimdi biraz sonra konuşacağız. Yok, ben bugün şaşkınlık içindeyim. Masum diyorum. Bey bugün sizi şaşırtıyor. Ben bunu söyledim daha evvel. Ben bunu daha önce söyledim diyor. Vallahi ya yemin ediyorum. Ya başka bir yerde söylemiş olsam benim parti bulunduğum ortamda demiş. Yemin ediyorum. Şimdi, siz duydunuz mu? Siz parti bölünüyor. Az önce bize ne dedik? Sen soldan geliyorsun. Senin, böyle şeyler senin söylemeyeceksin. Eleştirmeyeceksin demedi mi? Senin takipçilerin bizimle olan diyalogları bulup YouTube'a yüklüyorlar. Rica edeyim onlara bu konudaki daha evvel söylemlerimi bulup. Siz öyle diyorsanız biz sizin takipçilere göre biz sizin beyanınızı kabul ederiz Sayın Bakanım. Bunları söylerken sevgili takipçiler varsa video ben rica ediyorum. Söylüyorum. Siz öyle diyorsanız biz kabul ederiz. Ayıp şimdi ediyorsun. Ben peki. Niye söylüyorum bunu? Çünkü aynı hatayı Deniz Baykal yaptı. Deniz Baykal getiri sağlayamadığı için parti barajının altına gitti. Kılıçdaroğlu'nda neden fark edilmedi bu? Kılıçdaroğlu gelirken beraberinde bir kesimi getirdi. O kesim diğer partilerden kopup buraya geldiği için o aradaki tasfiyeden kaynaklanan ayrışmayı görmedik. O ayrışmayı hissetmedik. Yoksa Kılıçdaroğlu bir tasfiye yapmasaydı %25'te çakılmazdı CHP. %30'lara kadar çıkardı. O çakılma nereden kaynaklandığı, kendisi tasfiye ettiklerinin taraftarları gitti. Yani getirdiği %3, %4 oranındaki oy bu arada gidenlerin üstünü örttü ve artmış gözüktü. Yani işin aslı bu siyasette. Şu anda neden politik maker diyorum bunlara? Bu itiraz edenler aslında o belediye başkanların çevresinde gözüküp güç oluşturmaya çalışanlar ve bunlar... Öyle bir politik maker denir ki yani böyle yüksek düzeyde politika değil. Örgütsel bazda yaptıkları için bağırıp çağırmalarıyla bir değişim yapmayacaklarını biliyorlar. Arka aynı problem nerede vardı? Masum Bey onlar böyle daha gizli mi çalışıyorlar? Ne oluyor? Gizli çalışmıyor. Aynı problem Hatay'da da oldu. Hatay'da bakın geçen gün Gökhan Zam dün galiba Taksim programına katıldı. Hı hı. O da aynı şey ama Lütfü Savaş'a ayrıl diyen o, çünkü o da CHP'den aday olma beklentisine girmiş söylentiye göre. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Benim dün edindiğim ama bugün mümkün değil. Türkiye İşçi Partisi'nden aday. Yani bazı insanlar, bazı yapılar böyle baskı yaparak bu siyasetin... Ama o da diyor ki Mustafa Sarıgül mesela aday olsun diyor, ben desteklerim diyor CHP'den. Efendim Mustafa Sarıgül'ün aday olmayacağını biliyor. Neden biliyor? Olmaz tabii. Yani Mustafa Sarıgül o kadar akıllı bir adam ki... O kadar akıllı bir adam ki kalkıp gidip Hatay'da aday olmaz. Ordu'da olur, Hatay'da olmaz. Ordu'da olur. Olur. Hatay'da olmaz. Çünkü Şişli'nin 200 seçmenin 50 bini Ordulu. Evet, oradan olur. Ama bakın Hatay'dan olmaz. Ama ne der? Mustafa Sarıgül benim arkadaşımdır. Çok da siyaseti bilir ve onun bir özelliği var siyasette. 30 yaşındayken milletvekili seçilmiş. Doğru bilir. Ve seçilir seçilmez de meclis katipliğine oturmuş, meclisin yönetiminde rol almış. O diyorsunuz böyle bir adım atmaz. Atmazdı ama İmamoğlu, adının dolaşmasından yani, hoşlanır. Ekrem İmamoğlu bir süre daha protestolarla karşılaşır bir süre durur. Ama bu arada o küstürülenler, şimdi ayın 17'si önemli. 17 tarihi de önemli. Nereye bakacağız? Neden 17 tarihi? Ama ilk 17 önce. Niye? Bu yeni doğdu. Önemli. Ayın 17'sinde Memleket Partisi mi? İstanbul'da Memleket Partisi'nin adayları belirlenecek. Eğer Memleket Partisi'nin adayları arasında bu göreve getirilmeyenler ya da onların yandaşları, yani onların ekibinden birileri aday olursa Memleket Partisi'nden, Memleket Partisi'ne millet niye güç verir? Gizli bir CHP grubu verecektir. İllerde
alternatif bir sola yakın parti bulunsun diye. Zaten şimdi bakın, bir şekilde geliyor. Sayın Erdoğan'ın şöyle bir özelliği var. Kendisine alternatif olma olası, yani kendisinden oy alma olasılığı olduğu halde, bildiği halde hiç çekinmeden, korkmadan yeniden Refah Partisi ile Cumhurbaşkanlığı seçiminde işbirliği yaptı. Ama CHP, o zaman sizde de söyledim hatırlıyorsunuz. Memleket Partisi. Kılıçdaroğlu Memleket Partisi ile yapmadı. Demokratik Sol Parti ile yapmadı. Bu partileri de hep Erdoğan'a itti. Birisine para aldı dediler. Birisine ziyaret edip davet bile etmediler. Hani gelin katılın, bize destek verin ya da bir görüşme yapalım bile demediler. Neden? Çünkü herkesin tıpış tıpış oy vermelerini bekliyorlar.